Nasıl Neymiş gidiyor? baba? Ne? Bizimki ne Sen demek diyor, Mari diyor. Of diyor, Divinity diye Church diyor. Ne demek Divinity bilmiyorum ki. Yok bende o kadar İngilizce. Bende de yok. Divinity ne durumda? Divinity bana lazım olmaz diye ezberlemedim. Bakayım. Build picture bilmem ne. Parsity of Roller ha. Ya ha buraya yazdım ha böyle durdurun bakın merak eden varsa. Bak. 14. yüzyılda yapılmış. Ondan sonra ikinci yarısında. Ondan sonra ikonostasis. Bit flora bilmem ne zoomorfik. Devam edelim. Ama bu ne yanlış yazmış ki buraya bunu. Acele edelim. Baba bak ha. Buraya. 4.30. Geç kalacağız muhtemelen. Evet. Hayır oğlum geç kalacağız. 16'da kapanıyor demiş ama tamam. Burada 20 yazıyor. İngilizler için 20 herhalde. Hadi gidelim. Sanat eseri gibi. Böyle bir yer baba. Tabii bayağı çocuklar kalıyorlar manastır işliyor. Manastır kalıyorlar. Evet işliyor manastır. Muhtemelen bir kamp gibi bir şey var yani. Tabii. Şimdi şuraya girerken haç çıkarmamız lazım. İçecekle girebilmemiz sorun ne olabilir. Ne çıkaracağız? Haç çıkarmamız lazım. O ne demek lan? Dikkat çekmemek için. Abi şimdi siz ne yaptınız demesin. Abi bak burada da şey var papaz efendi. Ne diyor? 1932-1882 Marigo Posio. Basma oralara. Orada da şey var. Evet. 1905-1952 diyor. Arkada. Van Gel. Oğlum niye genç ölmüşler hep lan? He? Niye genç ölmüşler? Hristiyanlık yoruyorsa demek ki. Bu ne ya böyle? Bu da bir şey işte. Niye böyle demirle kaplamışlar? Aaa şey, Grekçe yazıyor. He lan. 1894'te ölmüş baba. Aynen. Burası önceden Grekçe herhalde. Yunan'ın mı? Bebeler, you know English? English? Spanish? What's this, bro? That's gray. Gray. Yeah. Hmm. This is the cemetery. This is the cemetery of the church. All this priest or no, it's just anyone. Anyone from Albanian history. I think that somewhere around here is the burial ground for an actor, an Albanian actor. It was a girl and she played like in a film for the church. And that's why she's buried here near the church that she played in. Okay. Vangel, like Vangel Jaju. Vangel Jaju. What is this Vangel? I don't know. It's, might be some priest. There is also another grave in the church itself. It's in the right side of the. When you go inside the church, there is a grave that has a skull in it. For example, these others have the iron cross. So does this one.
Okay, bro. What's your name? My name is Nicholas. Nicholas? Yeah. Why Nicholas? Nicholas Cage. Nicholas. Okay, Nicholas. Thank you. It was a pleasure to meet you. Thank you, thank you. Bye. Şöyle bir şey oldu. Şarjı bitti aletin. En son manastırda kaldık. Baba manastır 600 yıldır aktif bir yermiş. Bir sürü çocuk var ve hala eğitimdeler. Din eğitimindeler. Burada zaten çekmemize müsaade etmedi. Arada bir güvenlik vardı. Çekmemize müsaade etmedi ama yine de bir şeyler gösterdik hikayede. Onun dışında da çocuk geldi orada işte anlattığı hikayeyi zaten. Neyse geri dönerken anlatamadık. Oradan direkt döndük, bir şey yapmadık. Şimdi bir tane kafeye geldik. Kafede Komite diye bir yere denk geldik. Logoda Mason locasının simgesi var. Logosu. Ondan sonra sonuç baktım birkaç tane daha varmış yerleri. Asıl yerleri de Tiran'daymış herhalde. Tiran'a geçeceğiz zaten birkaç güne herhalde. Bakalım eğer görürsek bulursak geçerken uğrarız duruma göre. Flora güzel, sevimli, Akdeniz kasabası kafası. Dayılar mayılar var bak orada maç izliyorlar. Ondan sonra böyle sokaklar birazcık Grek hikayede. Bütün sokaklar böyle değil. Bu cadde böyle bu arada. Onun dışında genel olarak böyle değil. Ondan sonra durumlar böyle. Buraya gelinir mi? Gelinir abi. Bir tren, bir tane şey gördük. Tren rayı gördük. Eğer buraya tren geliyorsa kesinlikle gelinir. Buraya gelinir ama diğer öteki tarafa gitmeye gerek yok. Orada inanılmaz saat tipleri de değişikti. Bu tarafa gelebilirsiniz. Yani şeyden Karadağ'dan daha pahalı onu bilin. Ama hani bir tatilin bir tanesinde deneyimlemek için yapılabilir, gelinebilir. Ama onun dışında çok da böyle hadi gideyim de bizzat şey yapayım. Farklı bir şey deneyimlemek istiyorsanız burada deneyimlenebilir. Bugün bir kafeye gittik, başka bir kafeye yine. Oturduk bir şeyleri şarj etmek için. Sorduk bu şehirde var mı böyle güzel, iyi müzik çalan bir yerler falan diye. Çocuk pek yok dedi. Genelde buradaki müzikler çünkü şeymiş. Kendi lokal müziklerini yapıyorlarmış. Global bir şeyler yok. Kendi lokal müziklerini çalıp eğleniyorlar. Dün akşam da onu gördük bu arada. Bayağı kendi lokal müzikleriyle beraber eğleniyorlardı. Normal daha global bir şeyler çalan yerler de vardı ama orada çok büyük böyle insanlar bilmiyorum eğlenmiyorlardı yani çok da. Görünen oydu. Ksamil denilen yerde hani daha dediğim gibi lokal müziklerin çaldığı yerlerde daha fazla eğleniyorlardı. Böyle bir şey çok da yabancı değil bu arada bize. Zurna ve şey var müzik olarak. Zurna ve klarnet çalıyorlar genel olarak. Çok da bize yabancı şeyler değil yani enstrümanlar. Şimdi keyifler yerinde burada bayağı güzel restoranlar ve kafeler falan var. Bir problem yok. Ulan gün geçtikçe toparlıyor musun ne oluyor? Öyle bir şey oldu yani biraz. Kötü başladı ama Arnavutluk toparlıyor gibi. Burası böyle bayağı şeylerin ne onun adı? Art galeri, galeri varmış. Güzel keyifli dükkanların olduğu böyle bir yer yapmışlar. Şeyin Ankara'nın hamam önüsü. Öyle bir yer yapmışlar yani. Normal şehirle alakası yok. Şehrin mimarisiyle alakası yok. Şey çok da pahalı değil ama çok da ucuz değil. Arada bir yerde yani. Eğer ilk defa deneyimlemek istiyorsanız daha Karadağ tercih ederseniz daha mantıklı sizin için. Ama onun dışında işte farklı bir yerler arıyorum. Başka bir şey olsun falan filan diyorsanız. Keyifli yerler yani. O manastır falan bayağı iyiydi. Öyle. Boş gezmeye devam ediyoruz. Şimdi zaten akşam saatleri oldu. 7-7.30 gibi falan şu anda. Birazdan gider bir deniz emenize gireriz. Sonra konu kapanır. Akşam bir yerler buluruz artık gidecek. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Videoları beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız her zamanki gibi hoşumuza gider. Hadi gidelim biraz daha kahve içelim sonra vuralım yola. Hayır ilk başta ne oldu? Ne dedi? Tam gittim merhaba dedim. He. Dedim ki bu ne için dedim burası. Yarın için dedi. Yani burası dedim yarın için mi daha doğrusu. O da evet yarın için dedi. Ondan sonra ben sormadan kendisi direkt söyledi. Dedi ki ama dedi elektronik müzik değil dedi. Dedim ne diyorsun dedim ya falan. Ondan sonra dedim kim geliyor falan. İtalyan bir artist geliyor dedi. Dedim hani nerede dedim ben dinleyeceğim dedim elektronik müziği. Bana böyle yaptı ya Flora'da dedi çok zor dedi yani yok dedi yani bırak Flora'yı genelde dedi hani bu civarda dedi belki Tiran'da bulursun ama dedi burada elektronik müzik Tanrı dedi unutmuş burayı dedi anladın mı bulamazsın dedi yani. Ne yapacağız? Ağlayarak günlüğümüze yazacağız ne yapacağız? Burada dedi hani tekno müziği bırak Flora'yı nereden buldun dedi anladın mı? Nasıl dedi yani ben de dedim ki hani
Ne bileyim dedim abi ya. Müslüm dinliyordu. Abi çok üzüldüm ya. Vallahi billahi çok üzüldüm. Ya. 50 yaşında adam gelecekmiş buraya şimdi. İtalyanmış. Abi biz İtalyan mafyalarıyla ne işimiz var bizim? Sal bizi gidelim. Tekno ver oradan ya. Oradan. Şivan dayı. Ver yani, anladın mı? Derdin ne? Yani bu insanlar belli ki bu müziğe aç yani. Bir dene, aç değilse de. Bir dene yani bence. Bence güzel olabilir yani. Bir dene ya. Getir bir tane ne bileyim DJ. DJ neyim? Anladın mı? Getir. Getir dene şurada. Oğlum insanlar kaybolmuş ya. Kim ya? Millet kaybolmuş. Nerede? Yok kimse. He. Tekno müzik dinlemiyorlar adamlar. Bunlar uyumaya gitti yani bu saatte. Ne bekliyorsun ki? Nasıl tatil beldesi, ben bu anlamadım gitti. 11.30'da hayat mı durur ya? Bak ben... Şimdi bilmeyenler vardır, bilenler de olabilir. Sakarya'nın Karasu vilayeti. Anladın mı? Ulan burada bile ya, anladın mı? Burada bile tekno müzik çoğu yerlerde var yani. Çoğu gece kulüplerinde. Adam açık hava partisi düzenliyor, deli gibi tekno müzik çalıyor. Getiriyor oraya işte Amoy katile. Derdin ne? Hani neden bu kadar lokallik, anladın mı? Biraz aç kendini ya. Anladın mı? Kurtulun şu sürü aklından ya. Biraz aç abi, vallahi aç. Bak bu insanlar bence, bilmiyorum ne kadar doğru ama. Seni bilmiyorlar, anlamıyorlar da. Abi.